Adamlar, doğduğumuz yerde. Çabuk yardıma gelin. Ben tost yiyorum, gelemem. Tostun sırası değil Necati, yeniliyoruz. Sen ne yapıyorsun Tanju abi? Burada biri mangal mı yapıyor? Her taraf duman oldu. Sis atma, sis atma. Çok az kaldı, yenileceksiniz. İyi ki ödetmesini oynamışız abi. Eyvah, hepimiz gittik. Bir tek Necati abi kaldı. Ya, ne yapacağım? Hepsi bana doğru geliyor. Plan yap evlat, plan yap. Plan falan yapamam. Nereden bulacağım ben pirinci? Necati, karşı takımdan bir tek şu kız kaldı. Şimdi bittin sen. Necati abi, hayatta en iyi yaptığın şey bu. Bu maçı kazanmalısın. Evet, hayatta en iyi yaptığım şey bu. Yapabilirim, yapabilirim. Evet, başaracağım. Yoksa yeni kazanacağız. Kazanacağız galiba. İşte bu, yendik, yendik. Yenildin. Nasıl da yendim. Baba. Nasıl da yendim. Pardon. Görüşürüz. Necati Başkan! Anacığım, telefonum çalıyor. Alo, alo. Evet, dinliyorum. Ne? Ciddi mi? Tamam. Bay bay. Çabuk indirin beni. İnecek var, indirin. Tavana çarp diyorum zaten. İndirin. Ne oldu Necati? Kimdi arayan? Kim olacak? Annemle babam beni ziyarete geleceklermiş. Ne güzel işte. Saçmalama, çıldırdın mı? Bittim. Ne bağırıyorsun adam? Ailem benim çok süper bir işte çalıştığımı ve yönetici olduğumu zannediyor. Fakat bense bütün gün video oyunu oynayan biriyim. Hiç merak etme Necati. Sana yardım edebiliriz. Nasıl olacakmış o? Seni zengin ve önemli biriymişsin gibi göstereceğiz. Ne? Sahi mi? Yaşasın o halde. Yine hiçbir işe yaramayan bir şey yapacağız. Sen neden smoking giydin Necati abi? Sen asistanım olarak takım elbise giydiğine göre benim de patron olarak daha büyük bir şey giymem gerekir diye düşündüm. Çok büyük saçmaladın şu anda. Tamam dur. Geliyor bizimkiler. Ah yavrum, Necati'm. Küçük meleğim. Küçük mü? Baba hoş geldin, ver elini öpeyim. Evlat, özel uçakla niye getirmedin bizi? Özel uçak mı? Efendim, özel uçağınız tamirdeydi. Evet. Lastiği patladı. Sileceği bozuldu. Radyosu yandı. Radyosu mu yandı? Boş ver oğlum uçağı. Hadi evine gidelim. Gidelim anne. Radyo nasıl yanar Neriman? Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Bu sarı bıyık kim Necati? Bu benim şoförüm baba. Aferin sarı bıyık. Sarı bıyık ha? Ne biçim araba bu Necati? Koskoca patronsun. Limuzinin yok mu senin? Limuzin. İçindeki. Disko topu kırıldı. Evet, disko topu kırıldı. Arabada disko topu. Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim, bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirin. Ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler çıldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. Biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Adıyaman! Bekle bizi, geleceğiz. Adıyaman! Nemrut'a da çıkacağız. Olay! Duvar! Duvar? Duvar! Dürüm! Ay şey duvar! Adıyaman!
Canlansana heykel kafası. Canlan. Bu kadar da canlanmanıza gerek yoktu yani. Necati tepsi oldu. Yaklaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden! Olamaz, gemileri kaybettik. Yine iş bana düştü. Oğlum kovalama, devleri terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman. Hey. Kral Şakir, devler uyandı. Uyanmasaydı. 16 Şubat'ta sinemalarda. Ne arasın? Ay! Ne oldu anne? Makyajımı tazelemem gerek. Anne hiç merak etme. Makyajını tazelemen için hemen seni eve götüreceğiz. Sarı bıyık, şoför. Efendim. Çabuk bizi eve götür. Kornaya da bas giderken. Emredersiniz. Herkes sıkı tutulsun. Bu ne biçim ev Necati? Hiç patronlara yakışan bir tarzda değil. Burası Necati Bey'in dinlenme evi. Evet, gerçek evim bir şato aslında. Ben çok acıktım. Gidip mutfakta bir şeyler hazırlayıp... Hayır, siz oturun efendim. Aşçı var. Aşçı mı var? Kim o Şakir? Da. Aşçı emrinize hazır. Taşı yemek yapmaktan anlamaz ki. Sizlere süper bir spesyal hazırlayacağım hanımefendi. Neymiş? Fırında yastık. Fırında yastık mı? O ne? Mesaj geldi. Bu niye bağırıyor oğlum? Sarı bıyık arada deliriyor baba, merak etmeyin. Çabuk gelin, çabuk. Ne var sarı bıyık? Niye delirdin sen? Bakın şuna. İnanabiliyor musunuz? Bu bir telefon. Hayır. Mesajı okuyun. Takımınızla beraber boya gücü turnuvasına katılmaya hak kazandınız. Vay canına. Turnuvaya kabul edilmişiz. Bu inanılmaz. Eyvah, ben ne yapacağım? Babamlar burada kalırken bu turnuvaya katılamam ki. Gizli gizli katılırsın turnuvaya. İşe gidiyormuş gibi yapıp yanımıza gelirsin. Tamam, bunu deneyeceğim. Necati. Yemek nerede kaldı? Siz ne yapıyorsunuz bu odada? Radyo yandı. Ne? Ben çalışanlarımla toplantı yapıyordum. Kızarım ha. Bundan sonra kimse mesai saatinde alan çekmeyecek. Hey. Size durun diyorum. Evlat, madem büyük işler yapıyorsun, bir arkadaşımla toplantı ayarladım sana. Kendisi çok büyük bir firmanın sahibi. Seninle beraber ortak bir iş yapmak istediğini söyledi. Yarın akşam saat 7'de şirketinde bekliyor seni. Tamam baba. Hadi artık yemek yiyelim. Geç bakayım içeri. Tamam baba. Necati abinin işi çok zor. Bu koku ne? Fırında yastık vardı. Vay canına! Ne kadar da muhteşem bir yermiş burası. Oo, şunlara bakın. Sponsorlar da varmış. Belki de turnuva sonunda bir sponsor olacaklardır. Oo, sonra gelsin para, şan, şöhret. Turnuva programına bakıyorum da ilk maçımız Eski Kurtlar adında bir takımlaymış. Ver bakayım şu kağıdı. Aa, benim de adım var. Ünlü oldum. Eski kurtlar mı? Dedeler mi yoksa bunlar? Yürürken önüne bile bakamıyorsun. Oyunda ne yapacaksın kim bilir? Çak. Aynen kanka. Evet sevgili boya gücü severler. Büyük turnuvaya hoş geldiniz. Şimdi ilk tur maçları başlıyor. Hazır mısınız? Evet. O halde oyunlar başlasın.
sizi bekliyorum veletler. Ne yapıyorsun Necati? Ben gerildiğimde böyle oluyorum. Tamam arkadaşlar, sakin olun. Başarabiliriz. Biz en muhteşimleriz. Getirin ellerinizi. En muhteşimler. Hazır olun. Eyvah! Saat 7'deki toplantıya yetişmem gerek. Sakin Necati. Final maçı 8'de. Yetişebilirsin. Bensiz sakın başlamayın. Şş, adama bak. İçine takım elbise giymiş. Sabahtan beri piştim. Beyefendi iyi misin? Bana soru sorma. Çok heyecanlıyım. Ne zaman içeri gireceğim? Beyefendi toplantıda. Birazdan çıkıp sizinle görüşürüz. Tamam anladım. Ben titremeye devam ediyorum. Final maçı başlamak üzere. Ben gidiyorum. Bekleyemeyeceğim. Açın. Evet Gizem, Naci Bey'in oğluyla görüşebilirim artık. Kendisi beklemedi ve gitti. Yapma ya. Nerede kaldı bu Necati? Birazdan final maçımız başlayacak. Geldim. Tamam öyleyse. Hemen içeri girelim. Yürüyün hadi. Hop. Dur bakayım orada. Baba. Sen ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşımı aradım. Onunla görüşmeye girmemişsin. Arkanda da bunu bırakmışsın. Yoksa ne işler çevirdiğini de bulamayacaktım. Bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak, bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. Ama... Yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. En muhteşimler kupaya gidiyor. Beklenen final maçı başlıyor. En muhteşimler çılgın bebelere karşı. Hazır mısınız en muhteşimler? En muhteşimler. O da nesi? Çılgın bebeler bir hafta öne geçti. En muhteşimler takımındansa bir tek Necati kaldı. Necati! 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 Necati!
bittin, hepimiz bittik. Necati, her şey sana bağlı. Unutma Necati, en iyi yaptığın şey bu. Hadi, başarabilirsin. Başarabilirim. Neyse. Ben de gittim. Necati, bir kişi kaldı sadece. Boya onu, boya onu. Şimler, turnuvanın en iyi oyuncusu da Necati. Necati! 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 Necati Bey, sizi turnuvanın başından beri takip ediyoruz. Tutkunuza ve yeteneğinize hayran kaldık. Size sponsor olmak isteriz. Bir ara görüşelim bunu. Şimdi de sevinçten titriyorum. Hey, evlat. Tebrik ederim. Zor bir iş başarmışa benziyorsun. Kusura bakma sana hissettirdiklerim için. Ben seninle gurur duyuyorum. Önemli değil baba. Beni anlamana çok sevindim. Bakayım şu kupaya evlat. Gerçek altın mı yoksa değersiz bir bakır mı? Baba. Şaka canım, şaka. Ay çok güzel yağıyor. Yoksa okullar tatil mi olacak? Olacak, olacak. Bakın Tanju kardan köpek olmuş bile. Bili. Koşun! Kırmızı alt bant geçiyor. Kırmızı alt bant! Bakın ha yazıyor şimdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bütün bakkallar tatil edildi. Bakkallar mı? Oley! Durun bir tane daha geliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bütün ilk ve orta dereceli... Hadi! Çiğ köfteciler tatil edilmiştir. Ne? Şapey! Durun! Geliyor bu sefer. Bu sefer de olmazsa çiğ köfteci olacağım. Bütün ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmiştir. O zaman sokağa çıkıp kar topu oynayalım. Yeho! Yaşımdan başımdan utanmıyorum ve diyorum ki kar topu savaşı. Bana hey ne oluyor? O kar topu yuttum. Tadı fena değilmiş. Karşı atak. Arkadaşlar organize olalım. Surata atmak yok. Hepsi bana. Surata at. Enseme atmayın. İçime girdi. Doldum. Mahalledeki en güzel kardan adamı biz yapacağız. Duydun mu kumpir? Nereye rakip çıktı? Bizim kardan adamımızı kimse geçemez. Güneş gözlüğü, bandanası, hatta dövmesi bile var. Bu savaşçısı! Çok sinirli, huysuz bir adamım ve bunu eserime yansıtacağım. Çok soğuk. Atoş, havucu ver çabuk. Mahalleli kardan adam görsün. Sevgili mahalle sakinleri, şimdi aldığım bir karara göre en iyi kardan adam yarışması düzenlemeye karar verdim. Yarın sabaha kadar vaktiniz var. Acele edin. Baba, biz de kardan adam yapmalıyız. Yapalım oğlum. Adı da şey olsun. İçlik adam. Evet, içlik adam. Bu çok saçma. Durun nerede? Destek. Durun nerede? Oldu mu? İşte içlik adam. Kafasındaki kova nedir? Çöpte hiç şapka bulamadım. Bence fena olmadı böyle. Şimdi üzerine şu kutuyu koyalım ki kimse yaptığımız kardan adamı taklit edemesin.
İyi geceler içtik adam. Tamamdır. Şimdi gidelim, sabah geliriz. Oo, bu kardan adam da güzelmiş. Bravo. Ay, sağ ol Necati. Sen neyin peşindesin Tanju? Çıkmış. Kelebek oldu galiba. Bence bunu kesin Akbaba Kürşat ve adamları yaptı. Yürüyün bakalım şunlara. Abi nereye gitti bu kardan adam? Aha! İşte kardan adamımızı çalanlar bunlar. Hayır, sizsiniz asıl. Benim de kardan adamım yok. Buz savaşçısı yok. Bunu da yapanı bulmazsam bana da kumpir demesinler. Demesinler zaten. Çak çak. Elim havada kaldı. Konuşan kutu. Hayır benim. Konuşan Tanju. Kıyafetlerine ne oldu Tanju? İnanmayacaksınız ama kardan adamlar kıyafetimi çaldı. Senin beynin donmuş yine Tanju. Öyle şey mi olur? Benim dükkandaki klimam çalınmış. Ne? Benim dükkandaki klimam çalınmış dedi. Benim de buzluğum gitmiş. Bu mahallede çok değişik şeyler oluyor. Sadece bu melodiyi çalabiliyorum. Abi bu kadar buzdolabı ve klimayı ne yapacağız? Çeyiz yapacağız. Oley! Saçmalama. Bildiğiniz gibi güneş çıkıp etrafı ısıtınca bütün karlar eriyor. Bizler de yok oluyoruz. Bu klima ve buzdolaplarını kullanarak bütün her yeri soğutacağız. Böylece sonsuza kadar yaşayabileceğiz. Abi şu tost makinesini de alabilir miyim? Tost basarız ha? Sinirlenme içlik adam. Sakin ol. Adım da bir garip. O nedir öyle? İçlik adam da neymiş? Dün gece pek çok mağazadaki klima ve buzdolapları gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bunun üzerine belediye başkanı şu açıklamayı yaptı. Bu olayların arkasında çıldıran kardan adamların olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunu halletmemizde bize yardımcı olacak kişiler ödüllendirilecektir. Duydunuz mu belediye başkanının açıklamasını? Eğer kardan adamları yakalarsak ödül vereceklermiş. Bu kardan adamları nasıl yok edeceğiz peki? Bugünün geleceğini biliyordum. O yüzden bir takım icatlar yapmıştım. Böyle bir şeyin olabileceğini nasıl düşünebildin Mirket? Çok boş vaktim var. Neyse o kısmı boş ver. Yeni icadım olan kablosuz saç kurutma makinelerini alın. Şu jeneratör modüllerini de sırtınıza bağlayın. Heh, sen de al. Bana da tak, bana da. Çok havalı oldu. Birbirimizden ne kadar hoşlanmasak da bu görevde beraber çalışmalıyız Kürşat. Ne yapalım, bu seferlik böyle olacak. Zorba olma, kanka ol. Bana reklam yapma Remzi, şımarma hemen. Ha? Bakın yeni bir haber var internette. Kardan adamlar Teknobazar'a saklanmışlar. Fakat oraya giden yola bir sürü de barikat kurmuşlar. O barikatları ezip geçmek için bize büyükçe bir araç lazım. Hadi atlayın, bununla gidebiliriz. Vay, belediyenin kar küreme aracı bu. Şimdi onlar düşünsün.
gelin. Hadi, hadi hadi. Kıyafetlerimi geri almayı unutmayın. Şapkan güzelmiş. Nereden aldın? Bilmem, pazardan almışlar herhalde. Hey hey hey. Bir şey geliyor buraya doğru. Belediye baba geldi. Yenildik ama ezilmedik. Ezildik abi. Baksana bize. Geldik. Herkes aşağı insin. Hadi çabuk. Azıcık tane tane konuşsan herkes anlıyor. Tamam tamam, ne yaparsan yap. Korktum ya. Şimdi arkadaşlar, bu özel dizayn ettiğim katalitik sobayı buz şatosunun tam ortasına koyup çalıştırırsanız bütün kardan adamlardan kurtulabiliriz. İyi de içeri nasıl gireceğiz fark edilmeden? Biz de kardan adam olursak kimse fark etmez. Ama kardan olursak da yürüyemeyiz. Daha hafif bir şey lazım bize. Ne baktınız? Neden yanında krem şanti taşıdığını sormayacağım. Ver bakayım şunu. Sanırım bu işimize yarayabilir. Herkes sessiz olsun. Kolay gelsin abicim. Şapkan da süpermiş. Bağırma Necati. Asıl sen bağırma. Kardan adamlar işkillenecek yoksa. Saçmalamayın, susun artık. Hadi koyalım şunu da bir yere. Sırtım koptu. Abi bütün klimalar ve buzdolaplarını topladık. Güzel. Bitmeyecek bir kış mevsimine hazırız öyleyse. Buzul çağı başlasın. Eyvah, geç kalacağız. Çabuk şuraya kuralım şunu. Tamam, sıcaklığı ayarladım. Birazdan çalışacak. Hey siz, ne yapıyorsunuz? İçlik adam, üstünde o kadar emeğimiz var. Tanımadın mı bizi evladım? Çabuk yakalayın şunları. Yok yok, bu çocukta hiç saygı kalmamış. Koşun, yakalayın, hadi kaçırmayın şunu. Saç kurutma makineleri. Ne yaptınız siz? Şimdi sizi bitireceğim. Çalışmıyor bunlar. Bizi engelleyemezsiniz artık. Birkaç günlük keyif sonrası unutulacak şeyler değiliz biz. Şimdi işinizi bitireceğim. Bas çabuk şuna. Güle güle içlik adam. Sallanıyoruz. Burası herhalde yukarı be. Eyvah. Çıkış kapısı kapandı. Çabuk. Bak seni hiç anlamıyorum ama seviyorum seni Polat. Oley, başardık. Kardan adamları hallettik. O zaman tekrar eskisi gibi olabiliriz değil mi? Nasıl yani? Böyle yani. Çok açım. Remzi ne olur Kadriye'nin hazırladığı sandviçlerden bir tanesini yeseydim. Olmaz Necati. Onlar tüm gün yetmeli bize. Baba, biz neden herkes gibi köprüde tutmuyoruz da göle geldik balık tutmaya? Oğlum hatırlamıyor musun geçen sefer olanları? İşte tuttum. Sonunda tuttum. Oley. Şakir, aldın değil mi sandviçleri? Karnım guruldamaya başladı. Aldım aldım ama bu senin karın guruldaman değil ki Necati abi. Horlama bu. Ne? Karnım horluyor o zaman. Kayıkçı horluyor, karnın değil. Hey, hey, kayıkçı amca merhaba. Ne? Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, akşam fincan böreği. Ne fincanı, ne böreği? Necati bırak şimdi saçmalamayı. Biz bir tane kayık kiralamak istiyorduk amcacığım. İşte tüm kayıklarımız burada. İstediğinizi seçebilirsiniz. İyi de sadece bir tane var. Bence bu kayıkçı şaşı. Neyse, hadi çocuklar binelim şu kayığa. Geçin bakalım, geçin. Hoppa! Hazırsanız ittiriyorum. Gidiyorum. Bayağı gidiyorum. Ooo, Kadriye yeteneğini kaybetmiş galiba. Bu sandviçler berbat kokuyor. Ha? Çöp bunlar. Annemin çıkarken atmamızı istediği çöpler. Sandviç poşetleriyle karışmış olmalı. Ne? Ben de niye bunlar çöp gibi diyorum? Sandviçlerim.
Şakir, çabuk bana yiyecek bir şeyler bul, açlıktan ölüyorum Şakir. Necati abi sakin olsana. Sana nereden bulayım yiyecek gölün ortasında? Şakir, Şakir. Bunlar da. Necati dur, ne yapıyorsun? Onlar balık yeme. Yenmez onlar, sakın yeme. Affedersin, o zaman bana yemeyecek bir şeyler bul hemen. Ne o? Bir şey çıktı gölden. Lahmacun sanki. Lahmacuna benziyor. Oğlum gölde lahmacun ne arasın? Kebapçı mı burası? Gölden babam çıksa yerim. Bu bir lahmacun. Bunu iki defa yerim. Babam bu kadar lezzetli olmazdı zaten. Yay! Necati dur, ne yapıyorsun? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Çabuk oğlumu geri verin bana. Doğru. Oğlum çabuk oradan 3 tane fanus getirin. Siz kimsiniz ve oğlumdan ne istiyorsunuz? Abi bölüyorum ama lahmacunun parasını vermedin hala. Ha doğru. 10-20. Bir şey bozukluğunuz var mı? Var bende. Buyurun. Yalnız lahmacun fazla ısattı. Ben daha kıtır severim. İletirim abi. İyi günler. Şimdi size gelince... Söyleyin bakalım oğlumu neden kaçırdınız? Biz oğlunuzu tanımıyoruz kral amca. Kaçırmadık kimseyi. Şu oltayı pini görüyor musunuz? İşte oğlum oraya yakalandı ve kaçırıldı. Şimdi bunun sorumlusu kim, ha? Söyleyin bana. Bir dakika, ben galiba biliyorum. Gölde büyükçe bir gemi vardı ve balık tutuyorlardı. Bunlar onlar olmalı. O misina bizim olamaz. Çünkü bakın bizimki burada. Ha, siz de balık tutuyordunuz öyle mi? Şimdi görürsünüz. Muhafızlar! Baba! Hayır durun! Ne yapıyorsunuz? Durun! Bir çekil yoksa onu balıklara yem ederim. Ben bir kral olabilirim ama aynı zamanda bir babayım. Merak etme, oğlun güvende olacak. Tabii benim oğlumu getirdiğiniz sürece. Ne? Bakın içerisi bu oldu. Kimseyi göremiyorum. Siz de beni göremiyorsunuz değil mi? Balık tuttuğunuz için size bir ceza kesmem gerekiyordu değil mi? Bana bak kral efendi. Beni çok kızdırdın. Tamam, oğlunu getireceğiz. Ama işimiz bitince sen de Şakir'i serbest bırakacaksın. O değil de benim akvaryumun içi buğulama oldu. Onu nasıl halledeceğiz? Nemzi, bize niye bu kıyafetleri giydirdiler? Balık kılığındayken oltaya yakalanıp yukarı çıkarsak kimse bizden şüphelenmez diye herhalde. Öyle söylesene. Anlamadım ama olsun. Sen konuşurken tarçınsız tavuk göğsü düşünüyordum. Plan basit zaten. Anlamayacak bir şey yok. Aynı bir balık gibi oltaya yapışıyoruz. Sonra gemi bizi çekiyor. Pres balığı oradan alıp hemen çıkıyoruz. Necati, Necati neredesin? Remzi, şuna bak Remzi, uçuyorum. Necati, uçmuyorsun. Oltaya yakalandım, beni bekle. Yakaladım. O halde biz muhteşem balıklarız. Çok ağır bir şey yakaladım. Hadi. Patron, şunlara bir baksana. Bir taşla iki balık vurdum. Hem de bir fil gibi ağırlar. Büyük olanı şöyle güzel bir pişirsek mi ha patron? Bunlar neden çırpınmıyor? Hasta balık mı tuttun bana? Biraz halsiz hissediyorum aslında. Eyvah Necati. Sus. Unuttuk. Biz balığız. Çırpınmamız lazım. Hadi çırpın çabuk. Çırpın. Bilir mi? Çırpın. Tek. Ay ne kadar da balık bileyim bugün. Çırpın. Bugün tam bir balığım. Ne biçim balık bunlar böyle? Neyse. En azından tazeler, anladık. Su tankına kapat bunları. İyice dinlensinler. Sonuçta bizim sirkte sonsuza kadar köle gibi çalışacaklar. Emredersiniz. Sirkte tuttuğumuz en iri balıklar bunlar olacak. Ne? Sirke mi? Sirkeyi hiç sevmem. Salataya da hiç yakışmaz. Sirke değil Necati. Sirke. Sirk. Tamam boşver. Uslu durun burada bakayım. Yalnız ben tek kalacaktım. O da arkadaşı istemiyordu. Hey, şimdi resepsiyonu arıyorum. Ara tabii. Bir de masaj fiyatları ne kadar, sor bakayım. Pardon ama prens balık sen miydin çocuğum? Benim. Fakat nasıl anladınız? Kafanda kraliyet tacı kalmıştı ondan. Hadi çocuğum, seni kurtarmaya geldik. Bizi baban yolladı. Kurtarmak mı? Asla. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Ne diyorsun sen? Saçmalama, hadi gidelim. Şuradan şuraya gitmem. Babam beni kendisi gibi bir kral yapmak istiyor. Fakat ben kral değil, bir aktör olmak istiyorum.
Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bu bir varoluş kavgası. Remzi ne diyor bu? Evladım, sen doğru gemiye binmemişsin bence. Saçmalamayın. Buradaki kaptana çok iyi para verdim. Binmeden önce de bayağı bir araştırdım. Bu gemi yurt dışındaki bir sinema okuluna götürecek beni. Oyunculuk eğitimi alacağım ve çok ünlü bir yıldız olacağım. Çok ünlü bir yıldız. Bak evlat, bu gemi senin bahsettiğin gemiye hiç benzemiyor. Ne demek o? Ben zaman kaybetmeden buradan çıkmanın bir yolunu arayacağım. Şu suyun altında bir kapak vardır belki. Necati, sen anlat bu gemideki adamların gerçek yüzünü. Madem oyunculuk istiyorsun, bak şimdi sana pandomim yaparak anlatacağım. Bakalım anlayabilecek misin? Geçen akşam soğuk kavun yemişsin. Üstüne bir közde mısır yemişsin. Bir de buz gibi bir sürahi su içmişsin. Sonra da bütün gece miden ağrımış. Hiç alakası yok. Bir de oyuncu olacaksın. Kavun diyor bir de. Saçmalık. Ne kavunu? Hayır, kavun nereden çıktı? Elimi böyle yaptım mı ben? Altta küçük bir delik var, dışarıya su boşaltan. Ama oradan geçemeyiz. Niye kaçıyoruz hala, anlamadım ki. Necati anlatmadı mı sana? Kavunu mu? Ne kavunu? Bu gemidekiler seni sirke götürecekler ve sonsuza kadar orada köle gibi çalıştıracaklar. İnanamıyorum. Vah bana, vahlar bana. Nasıl oynadım, beğendiniz mi? O delikten aşağıya bir not yollasak olur ama neyle yollayacağız? Bir dakika. O da neydi? Bu bir kart vizit. Ne yazıyor? Bedri Usta, tesisat ve boru işleri. Arkasında da bir not var. Çabuk bizi kurtarın, bu gemide hapsolduk. Sen ne mırıldanıyorsun orada evladım? Kralım, babamlar bir not yollamışlar. Bu oğlumun tacı. Ne diyor notta? Bedri Usta, tesisat işi... affedersin, diğer taraftı. Çabuk bizi kurtarın yazmışlar. Efendim, gemi harekete geçti. Oğlum, hemen oraya gitmeliyiz. Acele edin. Babamları da kurtarmalıyız. Lütfen beni de çıkarın, size yardım edeyim. Olabilir. Jet ski kullanabilir misin evlat? Tabii ki. Boşuna mı bu kadar video oyunu oynadım? Hemen çıkarın bu çocuğu kafesten. Hadi bakalım, görev başlıyor. Eyvah! Gemi hızlandı. Bizi kurtarmazlarsa sonsuza kadar sirkte çalışacağız demektir. Hayır! Ne olamaz? Sanırım kader beni çok uzun zaman önce bir otobüs durağında kaybetmiş olmalı. Hangi otobüs durağı? Kerizi bağ mı? Evet, orası çok kalabalık. Tamam. Siz de diğer taraftan gemiye atlayın. Tamam. Baba. Oğlum benim. Mevap gel buraya. Sizler de gelin, çabuk çabuk. Ne yaptığını sanıyorsun? Çabuk ellerinizi kaldırın. Bence siz kaldırın ellerinizi. Baba. Çok teşekkür ederim beni kurtardığın için. Tabii ki de geleceğim oğlum. Fakat neden bir anda çekip gittin? Ben saçma sapan bir şekilde bir anda hepinizi terk edip gittim. Beni anlamıyorsun zannettim. Oyuncu olmama karşı çıkarsın diye düşündüm ve korktum. Evet, anlıyorum. Seni kral olmaya zorladım biraz. Ama sadece seni çok sevdiğim için yaptım her şeyi. Fakat ben senin hayallerinin peşinden gitmeni asla engellemezdim oğlum. Söz veriyorum, bundan sonra benim için kral olman hiç önemli değil. Sağ ol baba. Arkadaşlar siz de sağ olun. Babamları uyardığınız için. Sizler birer kahramansınız. Herhalde aslanım. Hatta dur bak şimdi ne diyeceğimi. Pandomu mu anlatacağım yine size? Döp döp pando. Mi pamo pando. Siz muhteşem dedektiflersiniz. Aferin sana. Merhaba. Oğlum kurtuldun. Yaşasın. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Remzi, böyle akıllı bir evlada sahip olduğun için çok şanslısın. Bana da sahip olduğun için çok şanslı değil mi? Beni dövsene biraz. Öyle balık gibi bakma. Çabuk öl beni. İnanamıyorum, ne kadar güzelmiş. Baksana, acayip.
Müdür bey, bir şey soracağım. Hayır, o saçla okula gelemezsin. Yok, onu sormayacağım. Hem zaten saçım görünmüyor kocaman şapkam olduğu için. Gece onunla uyuduğunu biliyor muydunuz? Bugünkü okul gezisinde neden Necati abi yok? En son Topkapı gezisini hatırlamıyor musun? Ama benim yükseklik korku... Hiçbir şey olmaz. Yüksek bizi bozmaz. O artık tehlikeli türler listemizde. Onu hiçbir okul gezimize götürmemeye karar verdik. Ama ben geldim. Necati, sen niye buradasın? Artık bu gezilerde görev almıyorsun. Ben kendi kendime takılmaya geldim. Okulla bir ilgim yok. Tek başıma gezmeme de karışamazsınız herhalde, değil mi? Maalesef ona karışamam. Öğretmenim, burada denizaltı var. Girelim mi içine? Hadi girelim bakalım. Şansa bak, ben de tam oraya girecektim. Hohoy! İstifal denizaltıya gittim. İnanamıyorum. Ay, çok heyecanlı. Şunları gördüm. Vay canına. Bu Hızır Reis denizaltısı. 1944 yapımı. Çocuklar sakın kurcalayıp da bozmayın aletleri. Müdür bey, çok eski alet bunlar. 1944 yapımı demişti Canan. Kesin bozuktur hepsi. Çiv çiv çiv. O zaman çekilin azıcık. Ben de oynayacağım. Kalk kalk. Puçu puçur puçur. Puçur değil. Fişu fişu. Fişu fişu. Fişu piku piku. Ay. Puçu. Eyvah, ben bunu bozdum galiba. Oho. Neyse, benden değerli mi canım? Neler oluyor? Gidiyor. Hayır efendim, hayır. Bu bana ödünç verilen bir sandal. Necati'yi çağırmak zorunda değilim. Sakin ol Tanju, otur, devrileceğiz. Necati bu sandala bindiğinde kaç kere devrildi hatırlıyor musun? Rahat durmuyor ki. Bir o yana bir bu yana zıplıyor. Tanju, biz de devrileceğiz. İsterse kızsın ama onu çağıramam Remzi. Kendi canımı düşürmek zorundayım. Tanju, oturur musun sen de artık? Oturuyorum, tamam. O ne? Gözlüklü balık. Gözlüklü balık mı? Hani nerede? Evet, evet. İşte orada. Seni yakalayacağım. Tuttun mu Tanju? Tuttum Remzi. Çek hemen, çek. Çekemiyorum Remzi. Çok kuvvetli. Gidiyoruz Tanju. Bırak bence oltayı. Bırakamam. Bırak şunu, bakacağız. Kim daha güçlü, şimdi görüş. Acaba panik yaparak bağırmalı mıyız? Evet, sırayla olursa bence güzel olabilir. İmdat! İmdat! Dur dur, ben de destek vereyim. Şakir, senin bir rahatsızlığın mı var? Korkuyla bağırsana. Niye bağırayım Necati abi? Bence gayet eğlenceli. Denizaltıyla kaybolduk. Çok tehlikeli maceralara doğru gidiyoruz. Çok ilginç. Radara bakılırsa Marmara Denizi'nin altındaki gizli bir mağaraya doğru gidiyoruz. Pardon ama kim kullanıyor bu denizaltıyı? Biz. Bak, böyle kolları indirip kaldırıyorsun. Çok basit. Karaya oturduk galiba. Evet çocuklar, tek sıra halinde çıkın ve hiçbir şeye dokunmayın. Ben de kararlı, korkusuz, kaslı bir erkek gibi plan yapacağım. Alo, anne, biz çok korkunç bir yere geldik. Hemen gelip beni al, ne olur. Vay canına. Mağaranın iç yüzeyine bakılırsa burası çok eski dönemlerden kalma bir yer. Umarım tarih öncesi canavarlar ve tehlikeli tuzaklar da vardır. Ay, sakın öyle deme. Yani hiç korkmayın, burada ben var. Oo, dev sakallar, korkutucu bakışlar, kocaman bir mızrak. Bu kasap mı yoksa? Yok, dönerci. Hadi hadi, fazla oyalanmayalım. Yardım bulalım hemen. Etrafa iyi bak Vedat. Buralarda değerli bir şeyler bulabiliriz. Oo, bir tane tarih öncesi telefon buldum. Bu çok para eder. Ha? O benim telefonum, düşürmüşüm. Evet, biraz eski model ama o kadar da tarih öncesi falan değil. Of, az kalsın boğuluyorduk. Ha? Senin gözlerin içi su dolmuş Tanju. Evet anneciğim,
İyiyim, terlemedim. Tamam, bir şeyler yiyeyim. Hadi kapatıyorum. Korkunç bir yere geldik biz. Vay canına. Yoksa burası kayıp şehir Atlantis mi? Nereden biliyorsun bunu? Girişte broşür falan mı aldın? Hayır, buna genel kültür deniyor. Buna da macera deniyor. Gidiyoruz. Hadi. Oley. Vay canına, ne kadar enteresan. Çok acayip. İnanılmaz. Bu inanılmaz. Yüzyıllardır kayıp olan şehir Atlantis'i biz bulduk. Benim o kolu kırmam sayesinde oldu. Ben de o sırada yanındaydım. Benim de payım var. Çak. Çak. Of 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 of. Şu altınlara bak. Bir parça koparsam kimse anlamaz. Buradaki altınlarla bütün okulu alıp kral olabiliriz. Beden derslerini çok seviyorum. Hep beden dersi yaparız. Sürekli top oynarız. Yaşasın. Burada hiç macera yok mu? Bizi yakalamak isteyen korkunç canavarlar, neredesiniz? Bize gözlerinizden ateş fırlatmak istemez misiniz? Bizde öyle şeyler olmaz evlat. Kaçmanıza gerek yok. Bizler tehlikeli değiliz. Şişt, şişt. Yürü yürü. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Atlantis hiçbir haritada bulunmaz. Uygarlığımızı saklamak için yüzyıllardır uğraşıyoruz. Bizleri nasıl buldunuz çok merak ediyorum. Biz bulduk. Çak. Siz bulmadınız. Denizaltı bozulduğu için şans eseri buraya geldik. Doğru söyleyin. Şans eseri mi? Oo, sinirleniyor. Birazdan mızrağından lazer fırlatacak. Sadece altınlarımızı çalmaya kalkanlara yapıyoruz onu. İyi yapıyorsunuz, iyi. Lazerden kısmayın. Atın tabii. Efendim, size zahmet olmazsa bizim denizaltıyı da bir tamir edebilir misiniz? Evet evet. Akşama kadar evde olmam gerek. Annem semizotu yapmış, bana getirecekmiş. Bir bakalım tabii. Takım çantamı alıp geliyorum. Cemşit nereye kayboldu? Kesin yine bir şeyleri karıştırıyordur. Onu durduracağım ve sınıfın en maceracı çocuğu olacağım. Tıttırırıt! Oo, garip garip sesler, türlü türlü efektler. Of, ortadaki altın topu gördün mü? Sınırsız beden derslerine çok az kaldı. Bunu alırsak okulun tek hakimi biz olacağız. Hop, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, bir şeyler yaptığınızı biliyordum. Ha, ne oluyor? Kapı, koş! Kapı! Evet, takım çantamı da... Ha? Olamaz. Bu alarm sesi. Altın küre çalınmış. Yoksa... Bırakın beni. Ben çalmadım küreyi. Cemşit'le Vedat çaldı. Yalan söylediniz. Sizler de altının peşindesiniz. Hepsini zindana atın. Alo anneciğim. Ben bu akşam bayağı geç geleceğim. Şimdi belli oldu da. Şimdi başımız dert değişti. Beceriksizler geliyor. Başka bir isim mi bulsak kendimize? Atlayın. Yaşasın, çok heyecanlı bir gezi oluyor. Oley! Çabuk atlara. Sen de benimle geliyorsun. Gardiyan, sen buradaki çocuklara göz kulak ol. Her zaman bir denizaltımı olsun istemiştim. Ben içeri girip karıştıracağım Remzi. Ben de etrafı karıştırayım. Herkes bir yerleri karıştırsın. Ooo! Eriş! Kot! Yok! Şerif Kot! Periskop! Hiçbir şey gözükmüyor! Biraz daha buraya bakayım! Kafam! Bu çalışmıyor galiba! Neyse, bu çalışmıyor, anladık! Bu ne? Bir kol! Bence bu buraya girer. Takalım bakalım. Ay, ne oluyor? Anne! Bir şeyler yaptım Remzi. Merak etme Remzi. Seni kurtaracağım. Oltamız nerede? Oh, kurtulduk, tamam. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Başımızı derde soktunuz. İşte altın küre. Demiştim ben çalmadım diye. Hiç fark etmez. Siz geldiniz diye oldu bütün bunlar. Onu hemen geri verin. Yoksa lazerli mızraklarımızın neler yapabileceğini göreceksiniz. Oley! Sonunda lazerli mızraklar.
Daha ne bekliyorsunuz? Versenize şu küreği. Hayır, ben onunla okulun tek hakimi olacağım. Evet, beden dersleri olacak sadece. Remzi, oltamı yakala. Ha, ne oluyor? Bu ne? Altın tuttum Remzi. Altın tuttum. Necati, yardım etsene. Tanju abi. Ben de buradayım. Baba, ne yapıyorsunuz burada? Balık tutuyorduk. Sonra birden oltan buraya getirdi bize. Siz ne yapıyorsunuz peki burada? Müzedeki denizaltıya bindik ve kendimizi burada bulduk. Neyse, ben onu alayım bir saniye. Eyvah! Necati de buradaymış. Vay, demek balık tutmaya beni çağırmazsınız ha? Sizinle sonra görüşeceğiz dostum. Efendim, kusura bakmayın. Bu arkadaşlar biraz haylazlık yaptı. Yoksa sizin uygarlığınızla ilgili bir sorunumuz yok. Lütfen bizi affedin. Evet. Ben de biraz şöyle ayaklara kapanayım. Affedin bizi. Saat 7'de evde olmazsam annem çok kızar. Semizotu varmış. En azından küreye bir şey olmadı. Peki öyleyse sizi affediyorum. Lazer atmayacak mısınız yani? O kadar da hazırlamıştım kendimi. Dur Şakir sen de. Zaten yeni anlaştık. Çok teşekkürler efendim. Peki bu kürenin olayı nedir? Bu altın kürenin yaydığı manyetik bir dalga sayesinde hiçbir haritada görünmüyoruz. O yüzden çok önemli bizler için. Anladım. Biz de dönmenin bir yolunu bulmalıyız arkadaşlar. Denizaltıyı nasıl tamir edeceğiz? Oho! O işi ben hallettim dostum. O kol vardı ya. İşte onu şey yaptım. Sonra da şeyi şeye taktım. Şeyi de şeye ittirdim. İnanamıyorum. Hoşça kalın Atlantisliler. Güle güle. Hadi herkes denizaltıya. Hadi çocuklar. Evde beni semizotu bekliyor. Senden bana hayır yok Tanju. Herkes bindi mi? Evet. Geç Vedat, geç çaktırmadan otur şuraya. Hop. Siz acele etmeyin gençler. Öyle kolay kurtulamazsınız. Yaptıklarınızın bir bedeli olacak elbette. Madem beden eğitimi derslerini çok seviyorsunuz, ceza olarak her gün kapalı basketbol sahasını baştan sona temizleyeceksiniz. Hayır! O halde rastgele tuşlara basma vakti. Yuhu! Tanju abi ve babam ne olacak? Bırak kalsınlar. Zaten beni balık tutmaya çağırmamışlar. Küstüm onlara. Yarına kadar konuşmayacağım onlarla da. Sen konuşma ama onları almamız gerek. Ben geri gitmeyi bilmiyorum. Babamlar. Bunlar bizi unuttu Tanju. Hiç merak etme. Süper olta iş başında. Hayır. Niye sinirlisin? Deney için fareyi labirente koydum. Ama peyniri bir türlü bulamıyor. Anlamıyorum. Peki peynir nerede? Labirentte olması lazım. Ama ben de bulamıyorum. Acaba fareler mirketler kadar zeki mi? Yoksa mirketlerin zekasını fareler mi yemiş? Beni peynire dönüştürüp labirente koy. Durumu olay yerinde inceleyeceğim. Belli oldu. Hadi yap. Ben sinyal yolladığım zaman çıkarırsın beni. Turşuya dönüştürsen olmaz mı? Turşu mirketin maceraları. Turşuya döneceğim bilim hayvanı fikri çok klasik. Peynir yap, peynir. Ay iyi tamam. Peynir gücü! Demek üçgen peynir. Hep üçgen bir vücuda kavuşmak istemişimdir. Bakalım sportif miyim? Bu peynirin de iyice suyu çıktı. Peynir demişken karnım acıktı. Bir zamanı durdurup fırına kadar mı gidip gelsem? Zaman dondurucum nerede benim? Otobüs! Zaman dondu. Gel bakalım otobüs. İlerlesene kardeşim. Zamanı dondurduk değil mi? Otobüs dur! Gel buraya! Aman neyse, düşürmüşümdür bir yerde.
labirentte her şey normal gibi. Bu fare niye peynirleri bulamıyor? Ha? Ben peynir değil miyim? Beni nasıl buldu bu fare? Üstüme geliyor. Ama bir yere gitmeye gerek yok. Çünkü fare peynirleri bulamıyor. Değil mi? İmdat! Bu anne yardım et! Bu anne! Yok abi, benim adım Muhittin, Muhittin. Bu anne! Muhittin'im ben, Muhittin. Anlamıyor musun? Bu anne! Gel Muammer'de anlaşalım en iyisi, ha? Geliyor! Eyvah! Çıkmaz sokak! Üçgen kardeş, buraya gel. Seni kurtaracağım. Geldim. Kurtar beni. Kurtar. Alo! Kapağın üstündeymişim. Doğru. Burası bizi buraya benziyor. Ben krem peynir. Mahallemize hoş geldin. Bu örgü peynir. Ayol merhaba. Bu otlu peynir. Merhaba. Merhaba. Bu da süzme peynir. Merhaba, ben süzme. Biz zaten tanışıyoruz. Yeni misafirimiz var bak. Ha, Ranza arkadaşım mı geldi yoksa? Sen Ranza'da kalmıyorsun ki. Umarım Ranza'nı getirmişsindir. Çünkü Ranza'm yokmuş. Burayı siz mi kurdunuz? Evet. Labirentten kurtulan peynirler olarak sıfırdan peynir mahallesi inşa ettik. Burada manavımız var, peynir luna parkımız var. Peki burada ne var? Şşş, yaklaş söyleyeyim. Daha da yaklaş. İyice yaklaş. Bizi labirente koyan birisi olduğuna eminiz. Burada onu alt etmek için plan yapıyoruz. Gir içeri göstereyim. Peynirler burada ambalajlanıyor. Burada son kullanma tarihleri basılıyor. Burada da mekanikleşiyor. Bize yardım edersin değil mi? Üzerimizde deney yapan bilimci her kimse ona yaptıklarını ödetmeliyiz. Tabii. Burada kesin bir bilim hayvanı peynir vardır. Gidip ona derdimi anlatsam iyi olacak. Makineleşmeye hayır! Yaşasın organik peynirler! Tam olmadı. Bunu mutfağa verin, menemen yapsınlar. Süzme kardeş baksana. Burada bir laboratuvar var mı acaba? Laboratuvar var mı? O ne? Senin anlayacağın dilde söyleyeyim. Ben arıyor Zeki Peynir. Zeki Peynir nerede? Zeki Peynir. Gel. İşte benden Zeki Peynirler burada. Of, burası kreş bahçesi. Çocuklar, laboratuvar ne tarafta? Şurada amca. Teşekkür ederim. Ben de oynayacağım. Bu salıncak çalışmıyor. Sallasanıza beni. Merhaba. Suratımız çok benziyor. Sen benim kaybolan ikizim misin? Abi ben kaybolmadım, buradayım. Dostum, beni iyi dinle. Ben burada gördüğün tüm peynirleri labirente koyan bilimciyim. Aynı senin gibi. Ha? Ne diyorsun? Dış dünyada yaşıyorum. Ama siz peynirler kazanamayacağınız bir savaşa hazırlanıyorsunuz. Savaş kimseye yaramaz. Bana yardım et. Herkesi bu hatadan döndürelim. Abi ben ikiziyim, ikizi. Tulum çoktan seni şikayet etmeye gitti bile. Peynir mobili! Sırada yılın en iyi peynir şarkısı. Sütleri süzdüm, suyu çıktı. Peynir çıkkada çıkkı, çıkkada çıkkı, 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 çıkkada çıkkı. Dur! Hey millet! Bizi labirente hapseden bilimci bu adammış! Hangi adam? Neredeymiş? Ce! Yakalayın!
Sizin için labirente girip fareyle kapışacağım ve onu alt edeceğim. Bir daha da kimseyi labirente koymayacağım. Sözüm söz. Bakın gerçek dünya burayla aynı. Oraya giderseniz bir şey elde edemeyeceksiniz. Ne diyor, ne diyor bu adam? Cezasını verin. Böyle olmaz. Gidelim. Hayır. Ya doğru söylüyor. Cezasını verin. Ya gerçekleri söylüyorsa. Gerçekten. Ya da lazım. Gerçekten doğru söylüyorsa. Ya doğru söylüyor. Yalnız gitme üçgen. Kürdanım seninle. Benim de yayım seninle. Okun yok mu? Yok. Sadece yay var. Kokum seninle. Madem öyle, ben de sizi kurtuluş takımı ilan ediyorum. O ne? Takım olduk. Ama sen yedeksin, tamam mı Süzme? Ama iyi top oynarım. Bak, süper numaralarım var. İzleyin. Boy, 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 boy. Fare yakınlarda olmalı. Ama anlamıyorum. Siz niye geldiniz benimle? Ay, seninle alakası yok. Gerçek dünyayı merak ediyoruz. Orada peynirler hüküm sürüyormuş. Peynirler simitleri yiyormuş. Saçmalamayın. Yanlış düşünüyorsunuz. İlk defa doğru bir şey söyledin. Gerçek dünyada peynirler simitlere martı atıyor ve isabet ettiren 3 peynir puanı kazanıyor. Tamam tamam, sessiz olun. Fare geliyor. Planımızı unutmayın. Unuttum bile. Sana zaten anlatmadık planı. Anlatmadığınız şeyi nasıl unutabilirim ki? Amma şapşal bunlar da. Gerekiyor. Öylece hiçbir şey yapmadan dur. Oh, siz çok sıkıcısınız. Ben farenin safına katılacağım. Oh, fare kardeş. Gel bak, peynirler burada. Oh, ay, ben de peynirdim değil mi? Şimdi. İşte bu kadar. Kovboyculuk yapıp bir güzellik yapabilirim onlara. Konuşabiliyorum sonunda. Niye herkes benden kaçıyor ki? Bir derdimi anlatamadım. Baba, ne oluyor? En azından farenin peyniri neden bulamadığını anladım. Mahalle kurmuşlar, mahalle. Ne peyniri? Spor için koşuyordum ben. İyi, git yakınlarda bir park var, orada koş. Dağıtma buraları. Şu tarafta. Park burası mı? Otopark burası. O da bir çeşit park sonuçta. Kızım sen neredeydin? Sabahtan beri yardım istiyorum. Affedersin baba. Peynirli simit almaya gitmiştim. Çok lezzetli bak. Dur, yeme onu. Ha? Necati, gölgenle kavga mı ediyorsun sen? Üstüme basıyor. Bas basana. Ben mi basıyorum? Ayaklarım basıyor. Söyle ayaklarına, basmasınlar o zaman. Ayaklarımla konuşuyorum ama beni duymuyorlar. Bıktım yerde sürünmekten. Bak bu sana son uyarım. Öyle mi? Ne yaparsın? Takla atarım. Nasıl? Etkilendim. Görürsünüz siz ne yapacağımı. Remzi, Şakir, gidelim. Ha? Biz niye gelelim ki seninle? Bana diyor galiba. Al işte Necati. Senin yüzünden gölgelerimiz gitti. Gitsinler. Biz de uyuz Tanju'nun gölgesini kullanırız. Değil mi Tanju? Ha? Necati, çamur birikintisi o. Ha? Tanju gibi kokunca o sandım. Oo, ne tatlı çamurmuş. Adın ne bakalım? Havladı. Dikkat dikkat. Gölgeler Birliği'ni çok önemli bir sebepten topladım. Herkes beni iyi dinlesin. Nini, niye seni dinleyelim ki? Çünkü herkese pasta dağıtacağım. Yok abi, dağıtmayacağız pastayı. Gölgeyiz, nesnelere dokunamıyoruz ki. Beni dinleyeceksiniz çünkü liderlik vasfım var. Yok yok yok, ikna olmadım. Necmi'yi çağırmamıştık. Of, amma zor kalabalıkmış. Nasıl beni dinlemelerini sağlayacağım? Ha?
Bakın bakın, gölgelerin sembolü olan şemsiyeyi eline aldı. Herkes onu dinlesin. Evet, lideriniz ben olduğuma göre dünyayı ele geçireceğiz. Oley! Oley! Gölgeden gofret yiyen var mı? Ah, senin yüzünden gölgeler işi bıraktı Necati. Piştim sıcaktan. Ah, ağacın gölgesi de mi gitmiş? Bir daha zor bulursunuz beni. Hadi kaçtım. Sıcağı abartmaya gerek yok. Havuza buz doldurdum. Çözdüm olayı. Ben de yüzebilir miyim? Üzgünüm dostum. Bu havuza yeterince ördek var. Sen bir de belediyenin havuzunu dene istersen. Ne oldu? Biz olmadan sıcakladınız mı yoksa? Of! Bu gölgeler daha mı gıcıkmış? Yok, aslında benim gölgem pek gıcık değil. Oğlum durma öyle, sen de yapsana bir şeyler. Öf baba, gıcık ede ede dünyamı ele geçirilir. Aa, neyse, ben seni yerine de gıcık ederim. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gölgeler dünyayı ele geçirmeye niyetlendiler ama kimse onları ciddiye almıyor. Durun, ele geçireceğiz, az kaldı. Dünyayı ele geçirmeyi bırakın. Daha kaşarlı pideyi bile ele geçiremediler. Alamıyorum, açım, aç. Dur, gitme ne olur. Kızım ne bu telaş? Herkesin gölgesi gidiyor, seninki burada mı kalsın? Anlamıyorsunuz. Ben gölgelerin nasıl dünyayı ele geçirebileceklerini biliyorum. Kız haklı, anlamıyoruz. Eğer ben biliyorsam, gölgem de biliyordur. Onu tutamazsak diğer gölgeleri anlatacak ve gerçekten de dünyayı ele geçirecekler. Dur gitme. Dur öyle tutulmaz. Fırın eldiveniyle deneyelim bir de. İşe yaradı. Necati abi, beni tuttun, gölgemi değil. Gölgeler Birliği binası burası mı acaba? Şu ışıklardan U dönüşü yapıp geri dön sağdan üçüncü bina. Bir, iki, üç. Üçüncü bina burası işte. Ben hep böyle dolaylı anlatırım. Annemin babasının torunu da aynı benim gibi. Anladın mı? Annemin babasının torunu benim çünkü. Aa gitmiş. Efendim, gıcıklık ederek dünyayı ele geçirme planınız pek işe yaramıyor gibi. Şimdi ne yapalım? Gölge etme, başka bir şey istemem. Hata! Ya! Ha? Çocuğum, gizli ajan gibi davranmana gerek yok. Burada kimse sana engel olmuyor. İyi madem. Kaptım! Ha? Bakın bakın, gölgelerin sembolü olan... Anladık, anladık. Kızı dinliyoruz. Ha? Canan'ı değil, beni dinleyin. Çünkü mikrofon benim elimde. Efendim, mikrofon değil o, havuç. Of, gölge olunca da anlaşılmıyor ki hiçbir şey. Hepsi birbirine benziyor. Hapur! Eğer benim yöntemimi uygularsanız... Gerçekten dünyayı ele geçireceğiz. Güneşten itibaren üçüncü gezegeni de ele geçirelim. O dünya zaten. Hop hop! Buradan öteye geçemezsiniz. Tanju, Samet, çekilin bakayım önümden. Belki yarım gofrete bir şeyler ayarlayabilirim. Anlaşma anlaşmadır. Gölge olmayan geçemez. Gölgeler Birliği bizi nöbetçi olarak koydu buraya. Buradan sonrasına geçemezsiniz. Of, bunun olacağını biliyordum. Olamaz. Luna Park diğer tarafta kalmış. Cüneyt amca, ne yapacaksın sen Luna Park'ı? Çocuk musun? Oyuncakları izlemeyi seviyordum. Neyse, yerdeki karıncaları izleyin bari. Hadi ne bakıyorsunuz? Güneşim bir şey yapın. Gölge Canan'ın nasıl başardığını biliyorum. Önceden dünyayı ele geçiremiyorlardı çünkü onlar birer gölge. Gerçek nesnelere dokunamıyorlardı. Evet, dokunamıyorum. Bir de zihin gücümle kaldırmayı mı denesem? Tamam, abartma. Tek ihtiyaçları onların ayak işlerini yapacak hayvanlardı. Karşılığında da ağaç gölgesinde serinlemeyi teklif ettiler. Aa, belgeseli mi çıktım? Hangi kanal? Nöbetçiliği, taşımacılığı, yani dünyayı ele geçirmek için ne gerekiyorsa mahalleliye yaptırıyorlar. Karşılığında da mahalleli serinliyor. Sadece o değil, gölge havuza ücretsiz erişimimiz de var. Gölge havuz mu? Yok artık. Ha? Guluk 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 guluk. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gölgeler mahallenin yardımıyla dünyayı ele geçirdiler.
Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi de Mars'ı ele geçirsek dedik de orada pide salonu yokmuş galiba. Şok şok şok. Mars'a pide, kebap, lahmacun salonu açılacak mı? Barikatın öteki tarafındaki Luna Park'a gidebilecek miyim? Az sonra. Remzi! Ne yapıyorsunuz ayol siz orada? Kadriye, ne yapalım, çalışıyoruz işte. Karşılığında gölgeler de bize patates veriyorlar. Ay patates değil, patates. Daha iyi taşıyın, daha iyi taşıyın. Nasıl daha iyi taşıyalım? Taşırken dans mı edelim? Güzel fikir. Horon teperek taşıyın. Remzi, acaba sana patis atsam gölge Remzi'nin de canı yanar mı? Patis roketimi getirin bana! Öf! İş başa düştü yine. Sizi ben kurtaracağım. Herkes beni dinlesin. Gölge olması için güneş lazım. Baklava yapmak için de yufka lazım. Ne alaka? Öğretici bilgiler veriyoruz sanmıştım. Ben bu adamın bilgisini daha çok sevdim. Teşekkür ederim dostum. Dükkanıma gel, çay ısmarlayayım. Beni dinleyin lütfen. Güneş yoksa gölge de yok. Güneşi engelleyip gölgelerin tamamından kurtulacağız. Yoksa güneşe baklava mı fırlatacağız? Biri ne olur baklavasını getirsin ustaya. Fıstıklı olsun. Gel abicim, gel, gel. Oo, dondurma şemsiyesi mi o? Hani şu bakkal amcaların koyduğundan. Gölgeler gittiyse patizimizi kim verecek şimdi? Siz zaten kendi kendinize patiz alabiliyorsunuz. Kadriye'ye patiz dedirttim. Ha? Anlaşılan tüm gölgeler yok olmamış. Birleşip tek şemsiye gölgesi olmuşlar. Ne haber hayvanlar alemi? Hop, sen cüzdanını düşürdün. Şaka şaka. Sen koca fil. Zattiri zottiri. Ne diyorsun? Anlamadın mı? Anlama. Sanırım güneşi engellerken soğuğu düşünmedik. Al işte. Canını dinledik, yarı yolda kaldık. Geri vitese tak, geri vitese. Öyle çıkamazsın yokuşu. Böyle de çıkamıyorum. Ben ehliyetimi yaz mevsiminde aldım. Niye ben dinliyorsun zaten? Merak etmeyin. Gölge Canan'ın bildiği bir şeyi ben de biliyorum. Gölgeler Birliği'ne ulaşsam yeterli. Bana güvenin. Kim koydu bunu buraya? Pekala, Gölge Canan şemsiyesini nerede saklıyordu? Onun anısı benim de anım. İşte tam yerini buldum. Tamamdır, şemsiyeyi kapatabilirsiniz. Kapa abicim, kapa kapa. Aa, bakkal kapattı dükkanı, yetişemedik. Tüh. Bakın bakın, gölgelerin sembolü olan şemsiyeyi gölge olmayan biri almış. Mecbur onu dinleyeceğiz. Saçmalamayın, o gölge değil. Şemsiyeyi tutamaz. Sadece tutuyor gibi yapıyor. Yo, tutuyorum. Kaldırırdım ama böyle durmayı tercih ediyorum. Ben ikna oldum. Tutuyor. Artık o ne derse o. Kural kuraldır. Ne olur bizi patis roketine koyup Mars'a yollamayın. Ne yollaması? Birbirimize ihtiyacımız var bizim. Bu dünyada herkesin görevi farklı. Siz bizi serinletiyorsunuz, biz de size anlam katıyoruz. Madem herkesin görevi var, peki şu adamın görevi ne? Ben mi? Oo, ben olmasam neler neler olmaz. Neler neler? Soruyu soruyla kaynatıyorsun değil mi? Değil mi? Anlaşıldı. Kavga etmemize gerek yok. Hadi herkes eski yerine dönsün. Gölgeler Birliği'nin sonu geldi. Thank you.
Benim gölgem niye duruyor? Eski yerime döneyim de üstüme bas değil mi? Oldu canım. Işık. Ben basmıyorum. Ayaklarım basıyor. Anlasana. Adam doğru söylüyor. Dilimiz olsa da anlatsak durumu. Dur abi dur. Ben serçe parmağı sefaya çarptırıyorum. Bence bu sefer mesajımızı anlayacak. Böyle mesaj olmaz olsun. Çabuk olalım. Hoppa. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Hadi hadi toplayın her şeyi. O tavayı ben alacağım, bana bakın. Tavayı ne yapacaksın? Daha güçlü bir şey al Necati. Belki yumurta pişiririm. Eyvah baba, haritada canavarlar bize doğru yaklaşıyor. Hemen buradan gitmemiz gerek. İşte bir araba. Atla oğlum. Durun. Ne yapıyorsunuz? Beni de bekleyin. Üzgünüm Necati. Sen bizi yavaşlatıyorsun. Kendi başının çaresine bak. Bunu bana nasıl yaparsın Ramzi? Seni bulacağım. Ve bulursam da... Kafamda yıldızlar dönüyor. Hem de çizgi film yıldızları. Kabusmuş. Ama hala Remzi'ye çok sinirliyim. Alo. Alo. Necati ne haber? Seninle konuşmuyorum Remzi. Beni telsiz kulesinin orada bırakıp gittin. Elimde tavayla kaldım elektrik çemberinin içinde. Ne diyorsun Necati? Yine kabusların etkisinde misin? Seninle konuşmuyorum diyorum. Küstüm sana. Tamam belli. Sen yine kabus görmüşsün. Hadi kalk markete gel. En sevdiğimiz gofret gelmiş. Ondan ısmarlayacağım sana. Hayır ben sana küstüm de... Bedava gofret mi? Bedava gofret mi? Bedava gofrete bayılırım. Tamam çok fazla gofret deme telefondayken. Sanki uyuz Tanju bütün konuşmalarımızı dinliyormuş gibi hissediyorum. Gofret dediler. İşte aradığımız kelime. Yerlerini tespit et hemen. Borcunuz 18 lira. Bugün ayçiçek yağında indirim var. Yok, teşekkür ederim. Ya sakın rüyalarımda beni bırakıp gitme, tamam mı Remzi? Tamam Necati, tamam. Acaba gofretlerimizde ne yazıyor? Çok merak ediyorum. Ne biçim gofretmiş ki ya? Bu gofreti nasıl bilmezsin dostum? İçinde nasıl bir gün geçireceğin yazıyor. Evet, çok şanslı bir gün mü geçireceksin? Yoksa tam tersi aksilik dolu, şanssızlık dolu bir gün mü geçireceksin? Her şeyi biliyor bu gofretler. Buyurun Necmi Bey, fişiniz. Evladım sen de beyefendiye poşete koymasına yardım et. Evet, sıradan birini alabilirim. Sıradan mı? Ben sıradan değil, çok ilginç biriyim. O yüzden sen geç Remzi. Buyurunuz. Beraber misiniz? Evet, ben ısmarlıyorum. Ver gofretini Necati. Al ama sakın karıştırma ikisini. Tamam, borcunuz 5 lira. Ne yaptın sen? Ne yaptın be? İkisini de aynı poşete koydun. Gofretler karıştı. Başımıza gelen gördün mü? Gofretler karıştı. Hangisi hangisiydi? Kaderimiz, geleceğimiz, her şeyimiz buna bağlıydı. Abi, gofretlerinizi açıp deneyin. Belki ikinizde de şanslı gündesiniz yazacak. Çok korkuyorum ama açmak zorundayım. Ne yazıyor? Eyvah! Çok heyecanlı. Ben de açıyorum. Açtım. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Çok şanslı bir gün geçireceksiniz. Sende ne yazıyor? Berbat ötesi. Şanssızlıklarla dolu bir gün geçireceksiniz. Acaba hangisi hangimizinkiydi? Bilmiyorum işte. Baba ne yapıyorsunuz burada? 2 saattir arabada bekliyoruz sizi. Uluslararası cam fuarına geç kalıyoruz. Hadi. Ne? Cam fuarı mı? Bu gofret şansıyla oraya gidemem. Kesin orayı yıkarım ve 10 milyar trilyon para vermek zorunda kalırım. Baba hadi geç kalıyoruz. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Kızım hangimize iyi hangimize kötü gofret çıktı bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Bu tentenin altından çıkmadan yürümemiz gerek. Kafamıza saksı düşebilir. Her şey olabilir. Peki ucu açıkta duvarda duran elektrik kablolarından haberiniz yok mu hiç? Kaç. Arabaya mı? Tamam. Tamam güvendeyiz. Bugün başıma kötü bir şeylerin gelmesine izin vermeyeceğim. Ben emniyet kemerimi de takıyorum. Hatta kafama barem, koluma kolluk ve burnuma da bir adet nazar boncuğu takıyorum.
Cenazesinin bize doğru gelmesini mi bekliyoruz? Belki gelir. Toprak kayması falan olabilir. Baba niye gitmiyorsun? Çünkü korkuyorum Şakir. Ya bir yere çarparsam? Ya biri bize çarparsa? Şşt, çocuğum çekil bakayım oradan. Koşma dur. Sakın bize çarpma. Baba lütfen o müzeye gitmemiz gerek. Öğretmenlerimiz ödev verdi. Of tamam tamam. Çok yavaş gideceğim o halde. Sakin sakin. Birinci viteste gidiyor. Bence sıfırıncı vites al. Sıfırıncı vites yok Necati. Tozumu yuttun. Kaplumbağa bile bizi geçti. Bence hızımız iyi böyle. Kazaların en çok aşırı şekilde yavaş giden arabaların başına geldiğini biliyor muydunuz? Sahi mi? Ses etmek, kandırıyorum. He? O zaman hemen hızlı gideyim. Kaplumbağacığım, hoşça kal. Sağ salim geldik. Bugünün bitmesine daha 11 saat var Remzi. Hala kurtulmuş sayılmayız. Hadi gelmiyor musunuz? Ne? Şaşırdın mı sen? Cam fuarına girersek hepimiz biteriz. Biz burada oturuyoruz. Bizi tek başımıza oraya yolladığını annem duyarsa ne yapar hiç düşündün mü baba? Al sana düşünce balonu. Bir düşün bakalım. Bir düşüneyim. Remzi! Kadındaki sese bak. Düşünce balonunu kırdı. Bunlar bedava değil Kadriye Hanım. Haklısınız çocuklar. Sizi tek başınıza yollayamam. Yürü Necati. Korksak bile oraya girmek zorundayız. Ho ho ho. Bana ne bana ne. Ben girmek zorunda değilim. Sen onların babasısın. Eğer benle gelmezsen belki şanssız gofreti alan sensindir. Arabada tek başınayken bütün kapılar kilitlenir, camlar açılmaz. Sen de havasızlıktan bayılırsın. Hadi öptüm, bay. Ne? Sus, tamam sus. Geliyorum. Öyle şeyler denir mi? Aklım yerinden oynadı. Merhaba, biletlerinizi alayım. Buyurun. Teşekkür ederim, iyi gezmeler. Yalnız dikkat edin, burada çok dikkatli olmalısınız. Her şey çok ince camlardan yapılmıştır ve de çok dayanıksızdır. Nefes alıp verirken bile iki kere düşünün. İyi şanslar. Utanmadan bir de iyi şanslar falan diyor. Dalga mı geçiyor bu bizimle? Ha! Necati sakin ol. Nefesini fazla yükseltme. Al şu yastığı kafana koy sen de. Bu fuarı sağ salim atlatmamız gerek. Ne yapıyorsun Necati? Ne? Ben yastığı kafama koyar koymaz uyurum. Tamam. Alıyorum o yastığı kafandan. Sen dikkatli ol sadece. Tam önümüzde bir adet camdan heykel var. Cam heykel değilim beyefendi. Deniz anasıyım ben. Ben de iki çocuk babasıyım. Hayret bir şey. Poşetçi delikanlı bak bakayım. Poşet operatörü efendim. Ne? Poşetçi değil. Poşet operatörüyüm ben efendim. Bence sen süper kahraman poşet adam ol daha iyi. Bu sabah buraya gelip gofret krizi çıkaran iki adam vardı ya. İşte onların sorununu çözdüm ben. Şu güvenlik görüntüsüne baktığımda fark ettim ki sen aslında o adamların gofretini poşete koymamışsın. Yanda başka müşterinin gofretlerini o poşete koyup vermişsin. Yani bu demek oluyor ki... Bizim müdürün çok boş vakti varmış. Bütün gün kamera izliyor. Gofretler karıştı demektir bu. Onların gofreti Keçi abiye gitti. Keçi abinin gofretleri de onlara gitti. Bu da demek oluyor ki... Bütün mağaza olarak çok boş vaktimiz var. Onların kaderleri şu anda benim elimde. Yıllardır aradığım macera sonunda karşıma çıktı. Poşet adam iş başında. İyice çıldırdı. Poşet mobil, çabuk buraya gel. Poşet gücü. Hadi evlat, git kurtar onları. Bak durduk yere beni de havaya soktu bu çocuk. Kime şişliyorum? Remzi, bugünün bitmesine ne kadar kaldı? Yeter artık. Bakayım saate. İşte şimdi bitti. Hayır. Tuttum. Sen de kimsin? Ben poşet adamım. Sizlere yardıma geldim. Siz ikiniz. Bizden bahsediyor Remzi. Korkup saklamanıza hiç gerek yok. Çünkü kasadayken gofretler karışmış. Sizin gofretleriniz başkasına gitmiş. Onunkiler de size gelmiş. Ne? Sahi mi? Sabahtan beri boşuna mı korkuyorduk? Şanssız bir gün geçireceğiz diye. Oley! Kurtulduk. Ama
Ama gerçek gofretlerimizde ne yazıyor acaba? Boşver Necati, karıştırma şimdi. Gerilim yaratmayalım yine. Şimdi isterseniz gönül rahatlığıyla bu fuarı gezelim, ne dersiniz? Teşekkürler poşet adam. Senin sayende bu şehir daha güvenli artık. Evet, bundan sonra sana hep 1 lira bahşiş vereceğim. Hoşçakalın. Ne kadar da güzel bir cam heykelmiş. Fiyatına bir bakalım. Ay affedersin. Daha gofretlerimi açmamıştım. Çok hastayım. Al yavrum, iç şu limonlu çayı. Gribe birebir devadır. Sırtına sıcak tülbent koy Şakir. Zencefilli bal ye Şakir. Kafana portakal sık Şakir. 4 defa takla at Şakir. Domatesle uyu Şakir. Havuçla top oyna Şakir. Greyfurtla iddialaş Şakir. Löpen diye bağır Şakir. Ben hiç iyi değilim. Aa, çocuk canavar oldu. Anneciğim. Çabuk arabayı getir Remzi. Hastaneye gidiyoruz. Şakir. Şakir. Bırakır mısınız çekicimi beyefendi? Reflekslerin çok zayıf Şakir. Vurma. Vurma. Verir misin şunu? İyi o zaman. Gidip şu iskeletle oynayayım ben de. Nesi var Şakir'in doktor bey? Yani grip gibi gözüküyor. Şu ilaçları alsın, haftaya tekrar gelsin. Herkes beni dinlesin. Bu sıradan bir virüs değil. Hepiniz yanlış yapıyorsunuz. Hı? Bu ses de ne? Yanlış tedavi uyguluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. Ne peki? Ben de bilmiyorum ama bulacağım. Bırakın bu şarlatanı. Dikkat çekmeye çalışıyor. Güvenlik atın bunu dışarı. Hastalarınıza dikkat edin. Bu normal bir virüs değil. Yürü bakalım dışarı hadi. İyi uçuşlar. Oo, beni de doktora götürsene. Bir deri bir kemik kaldım. Necati, sen nereden buldun onu? Bu benim arkadaşım oldu artık. Adı Kemikli Şaziye. Git çabuk onu yerine koy Necati. Senin değil o. Merak etmeyin, doktor atacakmış zaten bunu. Bana hediye etti. Çok yaşa. Senden iyi kaleci olurum Mirket. Deli mi ayol bu? Geçmiş olsun evlat. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Oh, kolum çıktı. Çabuk olmalıyım. Nerede bu mikroskop? Bu değil. Bu döner kesme lazer kılıcım. Bu yapay lahmacun modülüm. Bu Mars'a gidiş dönemeyiş biletim. Aha, buldum işte. Bakalım. Ne? Nasıl? Kaç? Neyle? Bu virüsteki veriler çok farklı. Ne? Atom tost aşkına. Bu peçetedeki virüsün içeriği şu anda dünyada bulunan hiçbir canlınınkiyle eşleşmiyor. Bu demek oluyor ki... Bu demek oluyor ki... Mirket değişik gir. Lahmacun siparişiniz için gelmiştim. Ha, benim evet. Buyurun şöyle vereyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nerede kalmıştım? Bu demek oluyor ki dinozor gribi bu. Bana mı dedin abi? Hayır hayır. Şu ilerideki eczanede dur da doktorun yazdığı ilaçları alıp geleyim. Tamam Kadriye. Çok yaşa. Sağ ol. Hayda. Necati, niye getirdin onu? Kemikli Şaziye, ne diyor bu sarı bıyık? Senin boynuzların mı çıkıyor Şakir? Ne oluyor bize? Yok artık. Göremiyorum. Öyle hapşırılır mı arkadaşım? Gelmişiz zaten. Çek sana çabuk. O ne? Boynuz bunlar. Hocam taksimetre çalışıyor bak. Boynuzun çıkmış, hala taksimetre diyorsun. Burada bekle beni. Ay nasıl öksürüyordu eczaneci öyle dinozor gibi. Ay bu ne?
Çekil bakayım, çekil. Koş. Ay, salgın var galiba. Herkes bir garip. Geçen hafta burada bir dinozor fosili bulunmuştu. Şehri ele geçiren salgının bu fosille bir ilgisi olmalı. T-Rex aşkına! Ay, korktum! O ne? Ne kadar kötü kokuyor bu fosil. Sinek olmuş her taraf. Virüsün kaynağı sanırım. Eğer bu sıvıyla bir panzehir yapabilirsem bütün şehri kurtarabilirim. Meşale söndü. Hayır Mirket, karanlıktan korkamazsın. Kocaman adamsın sen. Bağırarak koşarsan bir şey olmaz. La 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 la. La 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 la. Hot diri vit diri dit diri di. La 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 la. Şimdi panzehiri yapmak için bir laboratuvara ihtiyacım var. Hemen en yakındaki hastaneye götür beni. Anne! Sakin ol Kadriye. Korkacak bir şey yok. Alt tarafı dinozor oldular. Isırma kolumu Remzi, saçmalama. Necati, ısırma koltuğu. Yavaş, yavaş, bir tepişmeyin. Yol verin, yol verin. Tamam, geçme. Şurada ineceğim. Evladım, direksiyonu niye yedin? Lazımdı o bize. O ne? İşte bunun suçu. Aranızda anlaşın. Mirket, hepsi dinozora döndü. Ne yapacağız? Çabuk git ve benim laboratuvardaki roketi al getir. Bu çok saçma. Şu T-Rex'e bakar mısın? Bu çok mu mantıklı? Ay, tamam. Benimkilerle ilgilen, tamam mı? Seninkiler nerede? Sağ çek, geldik. Buyur Mirket Başkan. Vay, tanıyorsunuz beni. Evet ama her an kontrolden çıkabiliriz. Şakir komple gitmiş. Ben de iyi değilim. Evet, şu virüslü sıvıyı ayrıştırıp biraz antidoksit. Eyvah, ben de değişiyorum. Çabuk olup panzehiri hazırlamalıyım. Yoksa hepimiz için çok geç olacak. Biraz portakal, biraz kemik suyuna çorba, biraz limon, azıcık zencefil, bir tutam jelibon. Bana da jelibon bırak. Şunu da koyduk mu? Tamam, tamamdır. Panzehir hazır. Hemen kendi üzerimde deneyeceğim. İşe yarıyor. Düzeldim. Harika. Kadriye nerede kaldı? Kadriye bu. Karıcığım. Kadriye, sakın beni ezme. Bir daha size gelmeyeceğim. Söz veriyorum. Ha? Roket boynuzuna takılı kalmış. İş başa düştü. Çekim gücü. Mirket'e 10 puan. Kadriye'ye 0. Şaka yaptı. Bunlar ailecek çıldırmış. Neyse, şunu fişeğin içine koyalım. Umarım işe yarar. Saklanalım şuraya. 3, 2, 1, 0. Kurtuldum.
Ben pek değişmedim. Anacığım sıkıştım. Yardım edin. Pardon Necati. Oh, canın sağ olsun Kadriye. Aa Şaziye. Canım benim, buldum seni. Oh, hele şükür. İyileştim sonunda. Mirket Bey kusura bakmayın. Sizi ciddiye almadık. Teşekkürler panzehiri bulduğunuz için. Önemli değil, sıkıntı yok. Azıcık var ama neyse. Uptis uptis uptis, çıkış da çıkış, çıkış da çıkış. Ne var, ne oldu? Birazcık eğlenmeyelim mi? Cüp top cüp top. Türklerin son icadı, çocukların yeni dostu. Bebegoçi. Bebop bebop. Artık evcil bir robotunuz var çocuklar. Onu gezdirebilir, besleyebilir ve onunla istediğiniz gibi sohbet edebilirsiniz. Lahmacun yer misin? Tabii ki de. Yanına da köpük ayran. Oh mis. Eğer beslemeyi unutursanız da size küsüp kapanıyor. Gezdirmezseniz de bütün gece ağlıyor. Kısaca gerçek bir evcil arkadaş. Bebop bebop. Sadece ve sadece 10 bin liraya böylesi harika evcil robota sahip olmak istemez miydiniz? İsteriz. Babalar, çocuklarınıza böyle bir hediye almak istemez miydiniz? İstemeyiz. Neden? Çok pahalı. Taksit yaparız. Anne, babam bana bu harika robotu almıyor. Aa, oğlum sen nasıl bakacaksın o evcil robota? Duymadın mı? Yedireceksin, içireceksin, gezdireceksin. Bildiğin gerçek bir canlı gibi baksana. Bu sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Hadi evlat, biraz daha ısrar et. Tamam, bekle, deniyorum. Televizyonumuz konuşuyor, farkında mısınız? Merhaba. Aa, Fatoş hayırdır? Merhaba Kadriye. Senden ufak bir ricam var. Adnan'la bugün bir yere gitmemiz gerekiyor da... acaba bizim üçüzlere bakabilir miydin diye soracaktım. Aa, tüh, ben de akşama kadar yokum. Canan'ı müzeye götüreceğim. Ne yapayım, söz verdim kızı. Bir dakika anne. Ben sorumluluk sahibi biriyim. Üçüzlere ben bakabilirim Fatoş teyze. Bilemedim ki. Al evlat, üçüzler burada. Bu yapılması gerekenlerin listesi. Bu da kesinlikle yapılmaması gerekenlerin listesi. Hanım, hadi çabuk ol. Geç kalacağız, acele et. Hiç öyle bakma anne. Sorumluluk alabileceğimi göstereceğim size. Siz de bana Bebegoçi'yi alacaksınız böylece. Ha? Kesin alırız. Evet, evet. Evet, sonunda baş başa kaldık. Beni çok zorlamayacağınızı zannediyorum. Hop, ne haber genç? Bana atarı açsana hadi. Şimdi açamam Necati abi, işim var biraz. Armut mu bunlar? Bayılırım. Dur, ne armutu? Komşumuzun 300'leri bunlar, civciv bunlar. Civciv? Lazer gibi mi yani? Cüv 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 cüv. Ya şu yapılması gerekenler listesi nerede? Hı? Liste buradaymış Şakir. Tamam Necati abi, okur musun, ne yapmamız gerekiyormuş? Sakız dondurma verin diyor. Sakızlı dondurma verin diyor herhalde. Ben bir mutfağa bakayım. Dondurma mı? Emin misin? Sakızlı dondurma bir de ha? Neyse artık vereceğiz, yapacak bir şey yok. Aa, ne kadar ballıyız. Dolapta sakızlı dondurma buldum bir tane. İyi madem, yedirelim o halde civcivlere. Alın bakalım. Ya Necati abi çekil aradan. Ver bakayım şunu, dibinde kalmasın. Ne oluyor? İyi misiniz gençler? Şakir, ben korkuyorum. Sakın dondurma vermeyin. Necati abi, yanlış okumuşsun. Sen bir anda sorunca heyecanlandım ve uydurdum bir şeyler. Çok üzgünüm Şakir. Ne oldu oğlum? Civcivler ne alemde? Seni yormuyorlar değil mi? Oo, civcivler kaçtı gidiyor. İyiler iyiler, yukarıda uyuyorlar. Madem sorun yok, ben de Canan'ı müzeye götürüp geleyim. Ya Necati abi, susar mısın biraz? Ne yapıyorsun ya, elimi niye yalıyorsun? Ah, azıcık dondurma kalmış elinde Şakir, hem de sakızlı. Ne? Sakızlı dondurma mı? Ben de onu arıyordum, kim yedi çabuk söyleyin. İşte bunlar yedi Remzi. Bunlar kim? Bunlar civcivlerin açtığı delikler baba. Civcivler çok büyüdü, çok. Görsen tanımazsın. Hadi yapma. Bunlar civcivlikten çıkmış, bayağı balina kadar olmuşlar. Civcivlere yanlışlıkla sakızlı dondurma yedirdik. Meğer alerjileri varmış. Bir anda dev gibi oldular. Benim de kediye alerjim var ama hiç dev gibi olmuyorum. Zaten dev gibisin Necati. Daha ne dev gibi olacak?
Baba, civcivleri bulmamda bana yardım etmelisiniz. Yoksa annem benim sorumsuz olduğumu düşünecek. Merak etme evlat. Bu işi çözebilecek birilerini tanıyorum. Kimmiş? Uçuşum dedektifler. Hararat dili. Nasıl bulacağız şimdi bu civcivleri baba? İp uçlarını takip edeceğiz. Evet, ip ucu. Bakın mesela yerde bir ip var. Bunun ucunu takip edelim hadi. Necati kardeşim, haklısın sanırım. Bu Kadriye'nin çamaşır ipi. Belli ki civcivler kaçarken bu ipi de beraberinde sürüklemişler. Ucunu bulursak, ip ucunu bulmuş sayılırız. Yürüyün bakalım. Aha, ip burada bitiyor. Demek ki civcivler hamama gitmişler. İyi de civcivler hamamda ne yapsın? Yıkanıyorlardır. Evet. Unutmayın, civcivler sıcağı sever. Hamam da sıcaktır. O yüzden burada olmalılar. Koskocaman civcivi nasıl yakalayacağız? Yakalasak nereye koyacağız baba? O kısmı bana bırakın. Şimdi gidin ve civcivi dışarı çıkarmaya çalışın. Yürü Necati abi. Üzerimizdekiler ne Necati abi? Peştemal bunlar. Çünkü hamama peştemalsiz girilmez Şakir. Buraya yıkanmaya gelmedik ki biz. Öyle deme. İki su atarız birbirimize. Fena mı olur? Şimdi civcivin dikkatini çekip dışarı çıkarmalıyız. Sana bir soru. Bir civciv ne yemeği sever? Künefe. Hayır. Solucan tabii ki de. Solucanı nerede bulacağız? Bakkalda var mıdır? Merhaba. Alacağın olsun Şakir. Merhaba Civciv Bey. Nasılsınız? Bayağıdır görüşemiyoruz değil mi? Yemek mi? Hani nerede? Eyvah! Kaç Necati abi, kaç! Anne! Beni yeme! Nerede kaldı bunlar? Hey maşallah, bu ne biçim civciv? Necati abi, kafese git, kafese git. Oley, yakaladık civcivi. Hadi gidelim. Oh, solucan olmak çok yordu beni. Alo, efendim Kadriye. Ne, ciddi mi? Tamam, hadi bay bay. Ne olmuş baba? Fatoş'la Adnan erken dönüyorlarmış. Bize uğrayacaklarmış civcivleri almak için. Hadi hep beraber Şakir'in bebe koçisine el sallayalım. Unut o oyuncağı Şakir. Bay bay. Hayır, el falan sallamayın. Pes etmeyeceğim bu sefer. Sorumluluk sahibi olduğumu kanıtlayacağım. Oğlum iyi de diğer iki civcivi nasıl bulacağız? Hani siz muhteşem dedektiflerdiniz, ne oldu? Remzi çocuk haklı. Bize yakışır mı bu çocuğu bu halde bırakmak? Haklısın Necati, yakışmaz. Bize ne yakışır? Gizem çözmek. Çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Biz kimiz? Muhteşem dedektifleriyiz. Evet. Oh, ne yapıyorsun Necati? Bilmiyorum Remzi, çok fena heyecan yaptım bir anda. Hızlı ve köfteli. Ağlıyor bu. Necati abi durdur arabayı. Durdur çabuk. Ağlattın civcivi hızlı araba kullanarak. Ha? Affedersin ya, bilerek yapmadım ki. Civciv ağlıyor. İnip bakalım ne oluyormuş. Ben ağlasam bakmazsınız ama. Korktu herhalde, yazık. Sonuçta o da sadece bir bebek. Biraz büyük bir bebek. Bu ses de neydi? Çok uzaklardan gelmiş olmalı. Şuraya bakın. Hepsini yediler. Hepsini. Ne yediler? Dondurmaları. Kaçın. Kaçın. Baba, bu kamyondaki bütün dondurmayı yedilerse ne kadar büyük olmuşlardır düşünmek bile istemiyorum. Eyvah, diğer kardeşler bu civcivin ağlamasına geliyorlar. Necati, Şakir, çabuk arabaya atlayın, buradan gitmemiz gerek. Anne, efendim, nasıl? Anladım. Hadi bay bay. Fatoş teyzeler gelmiş bize. Şimdi ne yapacağız baba?
baba. Baba, bu çocukları annelerine götürmeliyiz. Başka çaremiz yok. Nasıl peki? Bu haldelerken? Çocukları sağ salim annelerine vermek benim sorumluluğumdu. İster dinozor kadar olsunlar, ister vahşi bir canavar olsunlar. Sözümü tutmalıyım. Aferin oğlum. Helal olsun sana. Hadi o zaman eve gidiyoruz. Ay 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 ay! İnin çabuk, inin! Herkes kaçsın! Karıcığım, karıcığım, kurtar bizi! Çok özür dilerim Fatoş teyze. Böyle olmasını istememiştim. Gerçekten benim hiç suçum yok. Necati abinin fikriydi. Neler oluyor? Bu komşular biraz çatlak demiştim sana hanım. Geliyorlar, geliyorlar! Kaçın, canını seven kaçsın! Ha? Nasıl oldu ki? Bunlar normal civcivler. Ah, bir tanelerim benim. Nasıl da özlemişim sizi. Evet, nasıl özledik sizi anlatamam. Hadi evimize gidelim artık. Dondurmanın etkisi geçmiş herhalde. Ama daha demin öylelerdi. Nasıl oldu anlamadım. Neyse ki sakızlı dondurma falan yedirmemişsiniz. Yoksa alerjileri var bu çocukların. Şişiyorlar yedikten sonra. Neyse, çok teşekkür ederim Şakir'cim. Sana sorumluluk vermekle ne iyi etmişiz. Tabii değil mi? İyi yapmışım. Aferin benim oğluma. Ay ne güzel bakmış civcivlere. Vallahi hak ettin çocuğuma oyuncağı. Oley, yaşasın. Şakir, odanın duvarındaki kocaman civciv şekilli delikler de nedir? Şakir! Anne, merhaba. Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim, bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirin. Ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler çaldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. Biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Adıyaman! Bekle bizi, geleceğiz. Adıyaman! Nemrut'a da çıkacağız. Olare! Ha, duvar! Duvar? Duvar! Dürüm! Ay şey duvar! Canlansana heykel kafası! Canlan! Bu kadar da canlanmanıza gerek yoktu yani! Necati tepsi oldu. Yaklaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden! Yine iş bana düştü. Oğlum kovalama, devleri terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman. Kral Şakir, devler uyandı. Uyanmasa iyiydi. 16 Şubat'ta sinemalarda. Nerede kaldı bu malzemeler? Bunları da yerleştirdikten sonra eve gidebilirim. Çok ilginç. Bu şişenin rengi neden farklı ki? Neyse. Bu işi de hallettiğimize göre artık gidebiliriz. Hadi bakalım. Hmm.
Evet çocuklar. Herkes malzemeleri çıkarsın. Bugün sizlere origami yapmayı öğreteceğim. Oley! Origami nedir ki? Origami Japon kağıt katlama sanatıdır. Bu da mı origami o zaman? Pek denemez. Japonca olan origami kelimesindeki ori katlamak, gami de kağıt anlamına gelir. Şimdi herkes istediği bir objeyi origami olarak yapsın. Hadi bakalım. Nereden aldın bu sim şişesini? Çok güzelmiş. Kırtasiyeci Kamil abiden aldım sabah. Çok özel bir şeymiş. Bir tane gelmiş sadece. Hemen kaptım ben de. Bu şişe sayesinde en dikkat çeken origamiyi ben yapacağım ve öğretmenin gözüne gireceğim. Evet. Neler yapıyorsunuz bakalım çocuklar? Öğretmenim ben kare yaptım. Hiçbir şey yapmamışsın evladım sen. Zaten bu kağıt kare. Öyle mi? Bir hayvan, bir obje falan yapsana. Tamam, yaptım. Hala aynı kağıt bu Arif. Olur mu? Dıt. Kare adam bu. Oluyor, devam et. Neyse, başka bir arkadaşımıza bakalım en iyisi. Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki Şakir? İşte bunu yaptım bile. Nedir bu? Bu benim süper kahramanım. Adı da Süper Pehlivan. O ne biçim bir şey ya? Bu kadar garip bir origami görmedim hayatımda. Tamam çocuklar, gürültüyü bırakın. Sen ne yaptın göster bakalım Canan. Oo, ne güzel bir kağıtmış. Yıldız gibi parıldıyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Turna kuşu yaptım ben de. Oo, harika. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Herkes yapmış olduğu origamiyi masama bıraktıktan sonra çıkabilir. Hadi oğlum, servisler gelmiş. Hadi Canan, geliyor musun? Tamam, şunu bırakayım, geliyorum. Ben seni asla bırakmam Süper Pehlivan. Benimle geleceksin. Sen ne yapıyorsun telefonla Recati abi? İlginç bir şey olursa diye her şeyi videoya çekiyorum. Sonra da internete yüklerim ve böylece de ünlü olabilirim. Necati abi, bütün günü videoya kaydetsen bile ilginç bir olay olma olasılığı çok... Evet, bunu hemen internete yükleyelim. Videonun başlığını da yazalım. En komik yere düşmeler. Umarım kimse beğenmez videonu. Ne demek sattım? Öyle şey mi olur arkadaşım? İyi de ben nereden bileyim adam? Kargocunun hatası, sana vereceği şişeyi bana vermiş. Oo, mevzu var. Hemen kayda geçelim. O sıradan bir şişe değildi. Japonya'daki bilim insanı arkadaşımla ortaklaşa yaptığımız bir deneyin sonucuydu. Başımıza neler gelebileceğinden hiç haberin yok. Arkadaşım, sen de böyle önemli bir şeyi niye kargoya verdiriyorsun? Hem benim malımı başkasına sat, hem de car car konuş. Şimdi görürsün sen. Ne oluyor? Al sana. Dur şimdi sen dur. Oo, süper. Mahalleli yakar top oynuyor. En az 50 bin izleme alır bu. Süper oluyor, süper. Ay, yoruldum. Ay ben de. Ha? O da ne öyle? Necati abi, arkana bak. Bakayım. Çöp. Hayır, yukarı bak. Jüpiter. Hayır, şuraya. Jüpiter'i nasıl gördün buradan? Bu sefer de canlı yayın yapıyorum. Hey, canlı çok heyecanlı. Bir dakika, bunu biliyorum ben. Bu Canan'ın yaptığı origami. Kırmızı turna kuşu bu. Evlat, hemen beni iyi dinle. Canan'ı bulmalıyız ve o şişeyi ondan almalıyız. Yoksa işler hiç de iyi gitmeyecek. Ne güzelmiş bu canlı yayın. Nasıl bulacağım kardeşimi bilmiyorum. Aha, bir dakika. Babamın arabası değil mi şu? Çabuk koşun arabaya. Bakın şimdi sakar çocuk yine düşecek kesin. Çok gülerim düşerse. Bunlar bizimkilere benzemiyor mu? Çabuk arabaya binin. Buraya doğru geliyor. baba çabuk gaza bas. Bize doğru geliyor. Bir dakika oğlum. Şurada bir şey izliyorum.
Bak bak bak, arabaya bindiler şimdi. Remzi ne haber? Aa, ben çıktım şimdi de. Ne yapıyorum ben internette? Merhaba. Baba, bizi izliyorsun, farkında değil misin? Çabuk sür şu arabayı. Ne? 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 Nasıl ya? Çünkü şoför geri geri gidiyor. Umarım öğretmen yaptığım origamiyi beğenir ve dünyanın en iyi öğrencisi olurum. Baba, ne yapıyorsunuz? Çabuk atla Canan. Açıklamaya zaman yok. Hadi hadi hadi. Herkes aşağı insin. Biri bana burada neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Ben açıklayabilirim. Kısaca anlatayım. Tut 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 tut. Anladım. Canan, sabah kırtasiyeden aldığın sim şişesini verir misin? Buyurun. Bütün her şey bunun yüzünden oldu. Bu özel güçlere sahip sim yapmış olduğun origamiyi canlandırdı. O da etraftaki her şeyi yiyerek hacmini genişletti ve doğru orantıda büyüme gösterdi. Biraz daha ilginç konuşabilir misin? Mesela böyle konuşurken ellerini falan salla, değişik sesler çıkar. Öteki türlü çok sıkıcı oluyorsun. Kimse izlemez ki bunu. Peki o halde. Şöyle ki, bu yaratmış olduğun origami kuşu durdurmamız çok zor görünüyor. Bu yüzden de ilginç bir fikrim var. Sıfırdan bir origami karakter yaratıp bu simi de üzerine döksek o daha da büyür. Ve böylece bu yeni karakteri origami kuşu durdurmak için kullanabiliriz. Benim origami karakterimi kullanabilirsiniz. İşte burada. Tata! Süper pehlivan ahtapot. Hadi oğlum, göster gününü şu dev kuşa. Muhteşem baba, oğluna gaz veriyor. Küçük kız da baygın baygın bakıyor. Hıh, tamam, bu da yüklendi. Şimdi de gaz müziği açıyoruz. Hop hop hop, yavaş. Uyuyan adam kaldırılır mı? Kutudan köpek çıktı. Sihirbazlık gibi. Bunu da yükleyelim. Yaşasın. Bu videoyla internetin en birincisi ben olacağım. Devlerin kapışması. Mutlaka izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi oğlum, hadi. Yen şu kuşu. Aa, kız kulesi değil mi bu? Her şey daha kötüye gidiyor. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hey! Evlat, nereye gidiyorsun? Bırak o şişeyi. Ne yaptığını zannediyorsun? Necati, tam 1 milyon kişi izliyor videonu şu anda. Arkadaşlar, hepinize teşekkürler. Benim adım Necati. Biraz kendimden bahsedeyim. Necati, kendinden bahsetme. Bütün herkesi izlemeyi bıraktın. Çevir kamerayı, çevir. Anam, sakın ha, sakın sakın. Tamam, boş verin beni. Canan? Ama nasıl? İnanmıyorum. Şişedeki simleri kendi üzerinde denemiş olmalı. Necati, seyirciler azalıyor. Yahu Canan, çekilsen oradan kızım. Millet dev yaratıkların kapışmasını izlemek istiyor. Herkes bir şey istiyor diye bunlar başımıza geldi zaten. Ben öğretmenin gözüne girmek için en iyi origamiyi yapmaya uğraştım. Şakir de havalı gözükmek için kendi karakterini büyütüp bu hale getirdi. Necati abi de internette ünlü olmak için uğraşıyor sabahtan beri. Hepimiz kendi hırslarımız yüzünden buna izin verdik. Kimse kötü doğmaz. Sizler de kötü olmayı seçmediniz arkadaşlar. Biz sizi bu hale getirdik. Şimdi bütün bunlara bir son veriyorsunuz. Öpüşün barışın bakayım. Ne gerek var canım bu kadar kargaşaya? Hadi öp bakayım arkadaşını. Ha, şöyle işte. Şimdi toplayın bakayım şu etrafı da. Her yeri dağıtmışsınız. Sen şu binayı kaldır yerine koy. Sen de git kız kulesini dik yerine.
Hadi bakayım hadi. Sanırım Canan haklı. Kendimizi bazen fazla kaptırıyoruz. Necati, seyirciler azalıyor. Evet fark ettim Remzi. Ben gidip oyun videosu falan çekeyim bari. Yalnız küçük bir sorun var galiba. Ben nasıl küçüleceğim tekrar? Da 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 da. Küçük kız nasıl küçülecek acaba? Da 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 da. Da 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 da. İşte bu elimde tuttuğum panzehirle eski haline dönecek tabii ki. Nasıl? Benden internet ünlüsü olur mu? Olmaz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın.